Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُون۪ي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 25. Deva, Lema, Hastalar Risalesi. Rize'de şöyle yapmıştık ama burada yapmayacağım. Burada hedefledim. Değişik olsun diye. Belki ders yapanlar için bir şey olur diye söylüyorum. 25. Lema, Hastalar Risalesi. Kaç deva var? 25. Dedim ki, sıfır dahil, 25 dahil bir sayı söyleyin. Dedim. 5 kişiye söylettirdim. Topladım. Kaç kişi söyledi? 5 kişi. Böldüm. Kaça denk geliyorsa o devayı okudum. Şu anda sitede var. 14 ve 17. deva denk geldi. Hani öyle de zaten göreceksiniz orada anlatıyor. Hani aynı yapıyoruz. Burada manevi hastalığın temeli ve kökü olan merak hastalığına ders yapacağız. Merak. Psikolojinin de temelini oluşturuyor. Bak basit bir tanesini söyleyeyim. Şimdi gece beni uyandırdı birisi. Bununla alakalı. Gece beni uyandırdı. Şey yapabilirsiniz, böyle gelebilirsiniz bak. Böyle. Veya yönlendirin. Gece yarısı uyandırdığına göre herhalde cenazesi vardır dedi. Dedi ki, Muhammed sen de oradaydın değil mi? O anlatmıştım orada. Dedim ki, aradı. Buyurun. Bak bu dersimizin konusu bir şeyle alakalı. Ya hocam dedi bu saatte aranmayacağını biliyorum. Ve onun şuurunda hep seni de uyandırdığımı da biliyorum. Ama benim için çok önemli. Tamam. Sor. Madem aradım, uyandırdım. Geciyoruz ya. Ya ben dedi ders yaptım, düzeldim, iyi. Hiçbir şeyim yok. Tamam. Acaba ben gene kötü olabilir miyim? Onu merak ediyorum. Kötü olabilir mi? O kötü olur mu yani? Beni onun için mi aradın dedim. Şimdi buradan baktığım zaman ver yansın yapmam lazım değil mi? Ulan ne biçim adamsın lan? Onun için mi lakaldırdın lan beni? Baktım ki yok yok inşallah hiçbir şey daha olmayacak. Değil mi? Öyle değil mi hocam? Ha, öyle öyle. Bak, bunun ne vardı? Bunun temeli merak. Merakın kendisi hastalık. Psikoloji hastalıkların temeli. Mesela psikoloji hastalıklar tekrar var ya tekrarı. Ne diyorlar ona? Tekrarını. Atak. Ataklar yeni gelir. Panik atak. Tamam mı? Atak yapıyor. Ataklar yeni gelir. Hiçbir şeyin tekrarı olmadığı için hayatında tekrarı yok. Şu anda yaşadık değil mi bir saniye önce? Onun tekrarı var mı? Yok. Hepsi yenidir. Her bir hayatın saniyesi yenidir. Hayatın tekrarı yoktur. O zaman hastalığın da tekrarı yoktur. Hayat bir şerit gibidir, araba fabrikasındaki şerit. Veya akan bir nehir. Aktı mı? Aktı mı nehir? Sen baktın mı o şelaleye? Bu sene söyledim. Şelaleye baktın mısın? Bak dedim, ilk defa sen görüyorsun bu şelaleyi. Olur mu abi dedi. Lan bu şelaleden akan suyu hiç kimse görmedi ki. Sen baktığın zaman ilk defa sen görüyorsun. Çünkü ezeli ve ebedi kimse de görmeyecek. Ha tekrarı yoktur. Çünkü geçen... Peki o nedir arkadan gelen? Yenidir. Şimdi her şeyin ifrat tefriti zararlı olduğu gibi merakın da ifratı kendisi hastalıktır. 10. deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta... Merak kendisi nimettir. Yerinde kullanılırsa.
Lüzumsuz merak etmek ifrattır. Hiç merak etmemek hiçbir şeyi tefrittir. Allah'ın dediği şeyi merak etmek vasattır. Allah merakı niçin vermiş? Merak hocasıdır. İlmin hocası. Değil mi? Merak hocasıdır. Neyi? İlmin hocasıdır. Eğer merak olmasa ahireti öğrenmeyiz. Allah'ı öğrenmeyiz. Merak her şeyin lokomotifi gibidir. Ama unutmamak lazım, bir şey ne kadar nimet ise o kadar nimettir. Yani bir bıçağın iki yönü var. Hem o tarafı da keser, bu tarafı da. Ne kadar bir şey nimet ise o kadar nimettir. Bak, ey lüzumsuz merak eden hasta, sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. Organdan bahsetmiyoruz. Herkesi kapsıyor mesela. Psikoloji, can sıkıntısı, moral bozukluğu. Ha? Ne olursa. Hastalık. Sen diyor hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın, o senin merakın, senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalık ağır değildir. Hastalığı ağırlaştıran merakın kendisidir. Mesela nezle olmuş bir insan. Tatlı ikili bir. Uyuduğu zaman oluyor mu nezle şey? Akma oluyor mu? Yok. Takındığı için o devam ediyor o hapşırmaya. Yatınca ne olmuyor? Çünkü merakı yok onun. Yani o alakadar etmiyor. İyi mi? Başıma geldiği için söylüyorum. Dün acı ettim. Yaptım, düzeldim. Yapmadan önce pışırt pışırt gene geldi. Aha şey var, aha gene olacak. Acayip bir şey yani, aktif ediyor. Şey de öyle mesela, birisi yapınca herkes yapıyor. Bir söksünce o da yapıyor. Birisi hepsi başlıyor diğerlerinde. Bu da aynı şey ya. Ha başladı. Nerede yapıyordun? Bak, merakın, o merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalık kendisi ağır değil. Psikoloji ya, bu psikolojiden ders yapıyoruz. Psikoloji, terapi yapıyoruz. Herkes giderken muayene parasını bırakacak. Terapi kardeş. Hastalığın hafifleşmesini istersen, abi, hocam, ben iyiyim, iyiyim, problem yok. Ama merak ediyor, acaba gene olur muyum? Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Tamam, bunu herkes söyler. Merak etmemek lazım. Ya nasıl yapacaksın bunu? Onun yöntemini söyleyecek. Yani önemli olan bu, biliyor musunuz? Püf noktası bu. Merak etme. Merak etme, hepimiz biliyoruz da nasıl merak etmeyeceğim? Onun bana yöntemini söyle. Şey tarafı bu. Diyor ki, hastalığın hafifleşmesini istersen, istiyor musun kardeşim ilacını azaltmaya? İstiyoruz. İstiyoruz. Merak etmemeye çalış. Ben de bunu biliyorum. Yöntemini söyle üstad. Yani, yöntemi şu dedi. Bak yani, hastalığın faydalarını, iki, sevabını, üç, çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Mesela Emir Dağı'nda bunun yönteminden bir tanesini söylüyor. Haber hastasıyım abi, merak ediyorum. Tamam. Bak. Diyor ki haber meraktır. Tamam mı? Burada uzun bir konu. Esas meraka bir yöntem diyor. Diyor ki Brezilya'da, Arjantin'de, Amerika'da, şurada, burada acaba ne oluyor? Bilmesen ne olur?
Hiçbir şey olmaz. Abi bilmeyecek miyiz süreyi? Bildin. Neyi değiştirdin? Ona değişti mi bildiğin yer? Yok, sen değiştin ama. Çünkü nefesi zehirli insanlardan ders dinliyorsun. Haber okuyan, haber elindeki metinin Kur'an mıdır? Vahiy midir? Doğru olduğunu nereden biliyorsun o haber metnini? Siyasi cambazların metnini veriyor. Herkes kendisine uygun haber metnini yapıyor. İnsanoğlu yazmıyor mu? Sen de Kur'an imiş gibi ben ders yaparken acaba derken haber spikerin okuduğunu şüphesiz hepimiz kabul ediyoruz. Sebebi işte diyor ki merak var abi Brezilya'da Suriye'de ne olmuş? Ondaki zarar hani bir tanesi demişti abi bir şey sorabilir miyim dedi bir tanesi. Ne soracaksın sor dedim. Abi dedi Bermuda şeytan üçgenin içinde ne var dedi. Bermuda şeytan üçgeni nerede biliyor musunuz? Amerika'nın güneyinde. Ne varmış o Bermuda şeytan üçgeni? Bir alan varmış. Oradan geçen uçakları, oradan geçen gemiler kayboluyormuş. Duymuştunuz değil mi bunu? Yani duymayan duymuş. Tamam. Ay daha merak ettik işte. Şimdi diyor ki, abi orada ne var diyor. Nerede ne var dedim. Bermuda şeytan üçgeni. Üçgen. Peki dedim. Senede kaç kişi ölüyor dedim orada. Yani giriyor içine. Abi dedi bilindiği için pek ne uçak gider ne gemi. Peki senin girme ihtimalin var mı dedim. Yok abi dedi. Girme ihtimalin sıfır merak ediyorsun. Üçgeni. Dikdörtgen denilen kabir var. Girme ihtimalin kaç? %100. Merak etmiyorsun. Hem de şeytan üçgeni ya. Rahmet dikdörtgenini merak etmiyorsun. Şeytan üçgeni. Tamam şeytan dediler. Buraya girme ihtimali %100. Oraya girme ihtimali sıfır. Onu merak ediyorsun, bunu merak etmiyorsun. Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyeti şarttan, bahri, muhitten sana göndermez. Onu bilsen de bilmesen ne değişecek? Sen değişiyorsun. Suriye'deki hadiseyi bildin. Abi bilmeyecek miyiz? Tamam bildin. Tamam bildin. Ne değişti? Asaletin değişti, aletin değişti, moralin değişti. Evde despot oldun. Hayattan lezzet aramaz oldun, moralin bozuldu. Dua çıksan et yani. Orası değişiyor mu? Hadise değişiyor mu? Öğrendin? Yok. Peki, hadise öğrenme şeklini, haber bülteni doğru olduğunu nereden biliyorsun? Ustad ne diyor? Diyor ki, ip düşünün ip. Bir düğüm at oraya. Mikrofonun kafası gibi. Filo, evukat, ukdelere, ukde yani düğümlere zehirli nefesleriyle öfürüyorlar diyor. Düğme atıyorlar. Düğme ne demek biliyor musun? Düğme. Mikrofon kafası değil. Mikrofon kafası gibi. Sihirliyorlar. Subliminal yapılıyor. O haberlerin hepsinin ama hepsinin söylediğimize inansınlar diye altında başka bir ses dalgası var. Senden sana daha yakın, bak, bahri muhitte sana göndermez, merak ediyorsun. Senden sana daha yakın kim? Allah. Senin kalbin onun tasarrufunda, Allah. Senin cismin onun tedbirinde, Allah'ın tedbir ve icadında olan bir zat-ı akdesin rububiyetini, kainatı yaratmasındaki hikmeti, seni yaratmasındaki gayeyi, hikmetini nazara almayıp, ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek, ne derece divanelik olduğunu tarif edilmez. Bak şimdi merakın sahasını gördün mü? Diyor ki, hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak, hakiki vazife insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Demek ki merak sevk ediyor. Peki nasıl yönlendireceğiz? Merakın kendisi hastalık olduğunu unutmayacağız ama nimettir. Peki hastalığı merak etme. Tamam da bunun çaresi neymiş? Şöyle ancak hastalığın ifratından kurtulursun. Faydalarını düşün. Sevabını düşün.
Ya çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır. Ya acaba ne oldu ya? Doktorlar da iyice tahrik ediyor. Duymuşsunuzdur. En az 6'ya da bir check-up mı diyorlar? Check-up. Check-up. Yapılması lazım. Yaptıran var mı 6'ya da bir? Senede bir yaptıran var mı? Aferin lan sizde bir, sen mi? Senede bir mi yaptırıyorsun sen? Cihat. Senede bir, ya? Zorunlu. Ha zorunlu sizde, ha. Ha şeyde, iş yerine. Peki sizde bir, yani. Sizde vücudunuzun kıymetini bilmiyorsunuz. Ya. Hiçbir şeyiniz yok değil mi? Elhamdülillah. Gidin 10 tane hastalık çıkarmazsalar ben hiçbir şey bilmiyorum. 10 tane. Benim bu kadar çevrem olduğu halde asla. Gitmiyorum. Bir defa gittim başıma bela sardı. Bir defa. Orada sizden dolayı sütsüz de oksürüyorsun abi git dediler neyse. Gittim ya dedi Hasan kardeş dedi İstanbul'da geldim bakalım dedi ya şuna buna. Ooo tansiyon yükseliyor. Ha tansiyonu çıkarttılar. Ya ne güzel öyle bir şey yoktu bende. Hakikaten yoktu. Doktora para lazım hocam. Demek ki merakı ortadan kaldıran bir hastalığın faydalarını düşünürsek, sevabını düşünürsek, çabuk geçeceğini düşünürsen merak kalkıyor. Bir de ehemmiyet vermemek diyor abi. Evet. Bir de ehemmiyet vermemek aşağıda diyor. Evet merak hastalığı ikileştirir. Hastalık nereye ağrıyordu? Böbrek. Şimdi iki tane olacak. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Bak, maddi hastalığın altında, temelinde merak ile manevi bir psikolojik hastalığı verir kalbine. Yani Allah Allah, öyle mi ya? Bu şey olmasın ya. Ya böbreğini ağrıyordu da işte. Bir de zalim, dinden kopuk insana denk gelirse, doktorun ama altındaki sahtekara hemen ooo durumun hiç iyi değil. Hemen öyle giriyor. Daha hiçbir şey yok. Kanser olabilir diyordur. Yani. Demek ki merak hastalığı ikileştirir. Bir hastalık var, yok değil. Ama onun rahmet ilahiyeden Allahsız düşünürsen, Allahsız onu düşünürsen, o manevi hastalığa dönüyor. Hem böbreğini ağrıyor, hem de takıntıya sebebiyet verir. Takıntı manevi hastalık. Burada da var ya Surat, diyor ki ehemmiyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe ediyor. Galebe ediyor. Hissi, nefsi, cisim. İnsan en zayıf damarı, hastalık damarıdır diyor. Bu sefer cesedi hayat ruhu boğuyor. Yani esas alıyoruz. Hissi nefsi 200. sefa mıydı Emirdağ? 244 abi. 244 miydi? Hı hı. Şimdi mesela diyor ki bir tanesi bana Hasan kardeş diyor yaşlı birisi ya dedi senin kan grubu neydi diyor. Hayırdır abi? Ya dedi sana diyet yapacağız dedi. Ne diyeti? Bu uç unutmuyor. Bilen bildiği için gülüyor. Dedim ne diyeti? Ya dedi böyle kan grubuna göre beslenme şeyi. Ben diyetliyim kardeşim dedi. Nasıl diyetlisin dedi. Yaptırdın mı? Nerede yaptırdın? Neyi? Ben dedim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın diyetin değil. Sünnet işini yaşıyor. Elimden geldiği kadar. Tamam da tamamı var mı? Ne diyeti kardeşim? Niye milleti hasta ediyorsunuz? Niye vesvese hasta ediyorsunuz ya? Allah Resulü'nün hayatında kan grubuna göre yemek mi vardı? Abi yemek çeşidi yoktu. Niye tercih yapmadı? Yani o zaman yoktu. Yani ben diyor Miraç'tan, dünyanın başından, kainatın başından, kuruluşundan sonuna kadar bana hep gösterildi diyor. Niye demedi? Ey ümmetim benden sonra şöyle şöyle olacak yaparsınız. Dediği neydi? Dediğim belli. O doktor gelmiş değil mi oraya? Kimse gitmemiş. Gayrimüslim.
Sonra peygambere çıkıyor. Ya Muhammed diyor, ya Resulullah demiyor, Müslüman değil çünkü. Ya diyor, ben buraya doktor geldim, hiç kimse yok diyor, ya kimse gelmiyor. Bizde kimse pek hasta olmaz dedi. Nasıl olmaz? Yani mesela yediği zaman az yer, 4-5 saat geçmeden yemez. Hazmı kolay olan şeyleri yer. Var ya sünnet-i seniyye. Sen dersten çıktıktan sonra saat 9.30-10'da gidersen dayatırsan bu saatte yemeği, hele biraz da doğuluysan eti de etsiz yemek zaten caiz değil sana. Şimdi bu saatten sonra et ne yapacaksın? Ya nasıl geldi? Şöyle çöz yani gece yarısı. Bir tane söyle diyor, abi etsiz diyor, ben doymuyorum. Ya hastalığın acaba he ya bir şey mi var burada ya? Bak maddi hastalık takıntıya sebebiyet verdi. İkileştirir maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. O zaman ne yapar biliyor musunuz? Bak bir daha söylüyorum. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Maddi ceset hayat esas olur, ruhun ihtiyacı nazara alınmaz, indir bindir ceset. İndir bindir ceset. Şunu, bunu yapsam, o yaptığın diyeti ruha diyet yapsaydı zaten evliya olurdum bir haftada. O yaptığın diyeti ruha yapsan, Resulullah'ın diyetine uysa, az yesen, değil mi o yedinci lemada mıydı? Yediğin zaman az ye. 19. lema mıydı? İktisat Risalesi'nde, değil mi? Bak orada diyor. Yediği zaman az ye. Başka? Yemek yüzüne doldurma. Hazmedeceğin miktarı ye. Çünkü şifa hazımdadır. Başka bir şifa söyleyeyim size. Bak bir şifa söyleyeyim size. Allahu Ekber. Harika. Öldüren aynı zamanda. Söyleyeceğim şifanın tersi öldürendir. Öldüren. Adam ölmeden öldürüyor. Bak. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz. Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Görüyor musunuz? Bak, meyus ve ümitsiz. Tamam. Yani meyus kalbidir. Ümitsiz aklidir. İkisi de aynı değildir. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. İhtiyar şimdiki zamandır. Aklidir. İrade kalbidir, vicdanidir. Sakın böyle Risale'nde güçlendir için güçlendiriyor ki manayı diye peş peşe aynı manayı sıralıyor zannetme. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Korku aklidir, harf kalbidir. Tamam? Allah'ın en büyük nimeti iman ve ümit. 48 bağla. Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak kadar böyle bir ilaç yoktur. Bak, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Ya tamam ya, şey değil yani. Oo, yapma ya, rengin ne değişti ya. Sen çoktan beri bakmadın adam. Gitmedin mi yoksa doktora? Olmaz kardeşim ya, detola var ya. Rengi gitti kardeşim ya. Olmaz ya, bu memlekette ucu ihtiyacı var. Haydi hasta ol. Bizim okulda yaptı. Milli güvenlikçi albay, emekli adam. Bizim şey diye, X diye, Recep diye bir adam. Böyle sınıfta oluyorlardı 2-3 kişi mızıp. Ya dedi, dersi kıracaksın. Nasıl kıracaksın ya? Meğer anlaşmışlar. Bir 3 tane sıra, bir bu sıra, bir de sonra. Neyse dedi ki. Dedi ki, anlaştılar. Nasıl yapacağım? Ben de bilmiyorum, ilk defa. Milli güvenlik hocası girdi içeriye, asker emeklisi böyle. Kalktı oturdu. Hocam, hasta mısınız dedi. Yok oğlum, ne hastasını anlatır yani.
Yok dedi yani biraz renginiz beyaz geldi. Bırak hatırla anne beyazım. Öteki ortadan beraber destekleyecektim. Evet hocam dedi arkadaşımız doğru söylüyor. Oğlum nereden çıktı ya dedi ya. Hocam dedi sizin için söyledik. Biraz renginiz dedi beyaza solmuş da onun için. Oğlum yok dedi ki öteki sıradan. Hocam dedi biraz işte var dedi arkadaşlar doğru söylüyor. Biraz farklı gördük sizi. Peki çocuklar dur bir yüzümü yıkayayım da ondan koştum ya dedi arabayla dönmüşler. Ben yüzümü bir yıkayayım dedi geliyorum. Lavaboya gideyim. Oysa ne yüzünü yıkayacak? Adam aynaya bakmak istiyor. Gidene kadar o kadın doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Tuvalete gidene kadar rengi zaten değişti. Tuvaleti baktı. Çocuklar çok doğru söylüyorsunuz dedi. Siz serbest çalışın dedi. Ben dedi bugün dedi şey bir bakayım dedi gideyim dedi. Hakikaten hiç unutmuyor. Kadın gitti ya beni rastlamışsınız da sınıf. Ama şimdi bir tane iyi bir doktor, çok iyi doktor, çok isabetli bir ilaç vermiş. İtimat etmese hasta ona faydası yok. Bir vitamin verse, bu var ya bu, seni fişeklendirir. Babaannem öyle oldu, 106 yaşındaydı. Oğlum dedi, başım çok ağrıyor dedi falan anlatmıştım size. Ondan sonra, baba aspirin için, ya ne anlasın git dedi ya sağlık ocağında doktoruna. Git dedi bir sor dedi. Ona baba verdi o şeyi, gerisini sen doldur bir tane. Babaanne, doktor dedi ki bana ne görmüş ne görecek. Ne var ne olacak. Böyle bir ilaç. Oğlum nasıl bir ilaç ya? Babaanne dedim, sen kafanı ağrımıyor mu? Ne göndersin yukarı çıkıyor. Bu acayip bir şey. Bak bir tane verdi, yok çok. Tamam nasıl bir şey? Bak seni, bardağı görmemiş ya, bardağı su koyduk. O C vitamini var ya, C vitamini. Aşağı atınca yukarı fırlamıyor mu? Kaşıkla aşağı itiyorum, şşşt vuruyor. Oğlum nasıl bir ilaç ya dedi ya. Babaanne, yerinde durmuyor bu. Şimdi bu midede durur mu? Midede durur mu? Durmaz oğlum dedi. Bu nasıl bir ilaç dedi ya. Babaanne yok dedim ya, yok bak kutuyla vermedi hakikaten. Bak bu suda burada durmasa midede durur. Sanıyor her taraf su. Ondan bu attığın anda durur kafada. Hakikaten görüyor çünkü. Nesin görüyor? İçti, birkaç dakika sonra dedik, hem bize hem ona. Yer gök sahibi razı olsun, hiçbir şey kalmadı. Yalan mı? Doğru. Çünkü enayni zenni abdibi. Kulum bana nasıl inanırsa, nasıl bana bakarsa ben ona öyleyim. Zannı gibiyim. Allah şifa verdi. Çünkü şifa, ispat noktasında tamam, düzeleceğim dedi bitti. Ne dedi burada? Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir tesir. Babaanne, bu acayip bir şey bak seyret. Bazen bin ilaç, bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Halbuki tabiat bataklığında bulmuş bir tabip, o bir çare marizin elim yeysine, o tabiat bataklığında bulmuş sebep sonuca, abi sebebin şey yok mu? La kardeşim sebebin sebep kardeşi var. Sebep bir, dört tanedir, A, B, C, Ç'den kalsın. Sebep bahanedir. B, A, B, C, Ç, D, E, F, G, H'den. Sebep bahanedir. Sebep hiçtir. Sebep perdedir. Sebep zahiridir. Bak dört tane. Bak tabiat bataklığına boğulmuş, maddeyi esas almış, cesedi esas almış, ruhu nazara almayan bir tabiat perest doktor. Bak ne yapıyor? Tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip. O bir çare marizin, yani o hastanın elin yesine bir zulmet daha kadar. Oo, şu ne kadar neredeydin ya? Ne biçim sansınız ya? İnsan bakmaz mı ya? Oho, gittin ya. Daha önce gelecektin ya. Lan zaten bitti adam şimdi. Oysa ecel değişmez. Kanser öldürmez. Yuhyi ve yumit Allah değil miydi? Hani kanser oldu şimdi? Trafik kazası mı öldürür? Allah senin canını almaya, kansere, trafik kazasına mı muhtaç? Diyalize mi muhtaç Allah? Ha onu bahane yapmış. Ama sünneti seni yaşamıyorsun, lan kurdun buraya yaşıyorsun. Zaten vücuduna ihanet ediyorsun. Emanet ihanet ettin. Onun cezasını çekiyoruz. Bak, rengin gitmiş. Şimdiye kadar neredeydin? Geç kaldın gibi tabiat bataklığında bulmuş bir tabip. O bir çare marizin elin yesine zaten ümidi yoktu. Bir zulmet daha katar. Kalbine ümitsizlik verir, yeis verir. Zulmet daha katar. Bitti. İnşallah bu itibaren devam ediyor. Bak şeyi de okuyayım.
cesetle meşgul olduk mu, indir bindin ceset oldu mu, ruh unutuluyor. Ruh mahkum, ceset asıl. Artık ceset için yaşar hale gelir insan. İnsanın da en zayıf damarı hastalık damarıdır. Bak, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle, şeytan da devrede ya, zayıf bir damarımı arıyorlar ki, hani var ya dedektörle, ses yankı yapıyor, şöyle indireyim. Dedektörle hani bombalarını falan da arıyorlar ya bir yerden geçerken. Eyni zındıkada Müslümanın zayıf damarını arıyorlar, tamam böyle. Acaba kaç tane insanda zayıf damar var? Altı. Altı. Ha saya bile var mı Resulüm? Hubuca. Menfi milliyetçilik. Korku. Enaniyet. Tembellik ve temperverlik. İkisi bir. Hastalık. Tamam. Bu insanın zayıf damarı. Bu ise bundan beter. Beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar, bak en zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Cesetle meşgul ola ola, tamam mı? Ceset, beden, ola ola hastalığa emniyet verdikçe ne oluyormuş? Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim yapar, tavsiyelerini ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Yani artık sebebi esas alır, Allah'ı unutur, hastalığına Allahsız bakar. Ölümüne ahiretsiz bakar. Merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Yani o takıntı yaptı mı bu gitti. Ama o takıntı olduğu için gene var zannettiriyor burada ve var oluyor da. Sinyal gönderiyor oraya. Adam diyor ki Allah Allah, doktora diyor ki sen hiçbir şey anlamadın. E bir şey yok diyor. İlaç vermedi, sen anlamadın bu doktor. İlaç yazmayan doktor bir şey anlamamış. Eğer teslimiyetle, rıza ile Allahsız düşünmesen, Allah ile bakarsan, bak teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gider, gitse. Bir, teslimiyet. İki, rıza. Hastalığın üç, hikmetini düşünmekle o merak gidiyor. Yani merak gitmiyor. Vasatına, kıblesine duruyor. Kıblesinde kalıyor. İfrat, tefrit, vasat, kıble. Her şey, ama her şey bakın. Merak, şehvet, gadab, öfke, aşk, muhabbet, ne varsa, haset, gıybet, her sana verilen şey aynı sırtlan köpek gibidir. Eğitilmeye muhtaçtır her şey. Yönetemediğin her bir latife, duygu, his seni yönetiyor demektir. Allah ne verdiyse nimettir ama eğitilmesi gerekiyor. Eğitemediğin her bir duygu sırtlan gibi seni yer. Merakı kıblesine koyarsa bu da kalkıyor. Ben mesela bir tanesini yaşadığımı söylüyorum. Kitabı değil bu. Kendi yaşadığımı söylüyorum. Ben yaşadığım, Rize'de yaşadığımı söylüyorum. Evde kimse yok. Gece yarısı. Kimse yok ya. Kimse olmayınca. Zannediyorsun ki yalnız yaşıyorsun. Yalnız kalmak kadar kalabalık olduğunu hiç görmedim ömrümde. Yalnız kalıp yalnız zannediliyordu, ben zannediyordum. Meğer en kalabalık halim yalnız kaldığım zamandı. Çünkü bütün vehimler,
Annemin söylediği, babamın söylediği, komşunun söylediği, hortlak çıkıyor, şöyle yapıyor, kapıya vuruyorlar, şöyle yapıyorlar. Bir sürü var ya geçmişte duyduğumuz. Hepsi yalnız kalınca hep hortladı. Bütün o düşünceler, o mazide. Meğer yalnız değilim, daha beter oldum. Karabalık olsa daha iyiydim, sizden daha fazla geliyorlar. Şimdi namazdayım ha. Namazdayım, İstanbul'da yok şimdi. Ona baktım ki kalbim bir ağrımaya başladı. Kalbim bir ağrımaya başladı. Gideceğim, kalp krizi geçiriyorsun dedi. Bir ağırlık. Meğer şeytan nerede bulunuyor? Kalbe yakın lüme-i şeytani. Er-Rahman alel arşi isteva. Allah arşta istiva ettiği gibi şeytan da kalbe yakın lüme-i şeytani istiva eder. Orada oturur. Oradan ihva yapar. Kasları gerebilir. Kaslara sinyal gönderebiliyor. O kalbin üzerindeki kaslar. Gelen bırakır. Vehime hemen sinyal gönderdi. Kalp krizi geçiriyorum. Hakikaten gittikçe secdeye gidene kadar gittikçe çoğaldı. Bildiğiniz gibi değil. Karın sancısına da sıçradı. Bayağı buram vardı. Secdeye gidince dedim ki keşke burada olsa. Keşke secdede. Baktım hiç kimse yok. Ölüyorsun dedi. Ben ne dedim? Keşke. Secde değil mi? Subhanallah. Ondan sonra hiç kimse yok. Hani lan neredesin? Yukarıya çıktım. Hani ha? Vallahi böyle ya. Dedim. Lan aynı diyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İçimde düşün. Hani lan neredesin lan? Gelsene dedi. Namazda ne güzel olacaktı dedim. Adam yok. Namaz ne oldu zaman? Namazı bana kabul etsin. Ne oldu? Ne İyi böyle namaz kılmıyor. Böyle adam hem televizyon seyredi hem namaz kılıyor. Ondan sonra toptancı geldi. Bakkalcı bu. Televizyon seyrediyor. Ulan toptancı kendisi diyor. Polatlı'da Nurcu'ya. Abi dedi ya mal vereceğim dedi. Adam namazda. Zahire bakar. Seyrettiğine bakarsa namazda değil. Ha? Bir de bana bir. Böyle yapıyor seyrediyor bir de bana diyor ki. Otur gel diyor, gitmedim. Neyse gideyim gitmeyeyim falan tabi oturdum. Ne yapıyordun dedi. Namaz kılıyordum. Ne seyrediyorsun? Dizi kaçıyor dedi. Bana böyle yaptın dedi. Sen gideceksin dedi. Anladık. Ha adam böyle işte. Kaliteli namaz bu. Mehmet bizimkisi de neymiş? En kaliteli namaz. Bak kaç tane işi yaptın. Namazı yapıyor, diziyi kaçırmıyor, adam oturtuyor. Bir mal veremiyor. Allah. Benim Müslümanımdır. Olsun. Olsun biliyor musun? Hoşuma gidiyor. Müslüman ya. Hamd olsun. Şükürler olsun. Orta okul çocuğu var Fındıkzade de. Orta bir çocukları. Bir tanesi geldi benim yanımda. Sünnete durdu ikindi. Ben önce kıldım. Bekliyorum çocukları. Ötekisi yeni getirdi. Lavaboda. Bu sünnette. Hiç unutmuyorum. Yandayım ya. Ben de oturup da ezber bir şey okuyorum. Zannediyorlar ki tayyatta oturmuş. Namazda olduğumu zannediyor. Nadir abi. Anladım. Zannediyor. Şimdi o yeni gelen bilmiyor ya orta bir. Şimdi buna diyor ki namazda olana. Güler ne yapacağım dedi. Yeni gel. Sus lan gömülüpsün namazdayım. Dedi ki sünnet diyeceksin tamam mı dedi. Bir daha konuşturma namazım bozuldu. Ama ya Rabbi bunların imanının hürmetine, bunların namazının hürmetine bizimkini de kabul et dedi. Ya. Başka bir tanesini söyleyince güldürmek için söylemeyeceğim. Bizzat Cuma'da rastladığımı söyleyeceğim. Şimdi ön saftayım. Arkada 70 küsur yaşında ama yani iyi geçmemiş ömrü. Onu bir yeğeni tanıdı, uzaktan yeğenine namazı tarif etmiş. Öyle anlaşılıyor. Namaz nasıl kılacağız? Cuma'ya geliyor ikisi de. Namaz yok da Cuma'ya geldiler. Şimdi öğretmiş. Sonradan öğrendik. Aşağıda etteyyat okuyacaksın. Yukarıda elemi okuyacaksın. Daha karışmayacaksın. Tamam mı? Çocuk tabii unutmuş tabii. Biraz sesli okuyacaksın ki hem öğreniyor yani bilmiyorum diye. Başladı yukarıda elem okumak yerine Etteyyatü lillahi ve selam okuyor. Ulan dedi aşağıda göreceğim seni ne okuyacaksın? Aşağıdakini şimdi okuyorsun merak ediyorum aşağıda ne okuyacaksın?
Ya ama namazdalar biliyor musun? Ya yani o kadar şefkatimi aktı şey yapıyor ki dedim ya Rabbi ya. Bir bilerek yani ha hikaye olsun diye yapmıyor. Ondan dedi aşağıdaki niye yukarıda okuyorsun? Aşağıda ne okuyacaksın merak ediyorum. Maddi hastalık ona dayanı de buraya okuduk. Bir, teslimiyetle, iki, rıza ile, üç, hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Üç tane şey, merakın ifrat modu vasata düşer. Bir, Allah'a teslim olarak bakmak, Allah'ın icraatına rıza göstermek, hastalığın hikmetini düşünmek, o ifrat modundaki merak vasata geçiyor. Hafifleşir, kısmen gider. Kısmen manevi tarafı gider. Hususan evhamlı bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirheme kadar büyür. Evham buydu. Aklidir. Ne yapar? Yoku var eder. Bak. Subliminal olsun, 25. kare yapıyorum size, unutmamak için. Şöyle desem, vehim yoku var eder, hayır, yoku var eder, yukarı atar. Vehim, yoku var eder. Vesvese, varı yok eder. Varı yok eder. Tamam şimdi, düşünceyle oluşur vehim. Onun için sığırları moralı bozuk değil. Psikolojisi bozuk, sığır görmedik, çocuk yok. Deli de yok. O abi bazı çocuklar psikoloji bozuk. Çizgi filmle yüklenen suni bir pompalamadır o. Fıtratta bulu çağına kadar çocukların ruhları bozulmaz. Sen bozmadıkça anne ne yapar? Bunu alır. Oğlum hadi. Kızım çamaşır gibi buzdolabının karşısına koyar. Bir sandık gibi, bir yastık gibi koyar. Hadi seyret. Çünkü kendisi lak lak yapacak, başka iş yapacak. Çocuğun bozulması kale almıyor. Yeter ki beni rahat bırak lan. Rahat bırak, burada otur işte. Sen. Çocuk oyuncağı neyi alıyor? İlgilenmeyen anne baba oyuncak alır. Başından def etmek için. Oğlum oyuncak almadık mı lan eşek herif ya? Bir maç bile seyrettirmiyorsun lan sen. Bak çocuk da ilgilenmiyor. Sen tencere kapağıyla sen oyna. Tencere kapağı ver. Çocuğun odasını mezarlık yaptık. Oyuncak mezarlık. Niye? Alakasız ve ilgisiz anne baba oyuncak alır. Kendisi oyuncak olsa, onunla arkadaş olsa alır mı? Baştan def etmek için, başımızdan def etmek için alır. Aynen lan, lan bak araba aldık da. Annesiz, babasız, ondan sonra seni de merak etme. Yaşlanınca darla cizeye koyacak seni. O da oyuncak verecek sana. Abi, annem yani... Hocam diyor ya çocuğa bak ya diyor ne okum bir nasihat etsen seni benim çocuk da size de geliyor falan. Hayırdır anne babasını sanki göstermiyor. Sen ona değer verdin mi? Anne baba hukuku istiyorsun. Evlat hukukunu yaptın mı? Sana diyorum sana evlat hukukunu yaparsan çocuğa oyuncak mezarlığına sokarsan çocuğa kim ilgilenecek kardeş? Sıcak bir atmosfer olması lazım. Çocukla ilgileneceksin ya. Demek ki hastalığa bir teslimiyet, iki rıza ile hikmetini düşünse hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamlı bir dirhem maddi hastalık, bir dirhem maddi hastalık bazen evham vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalığın 10'da 9'u gider. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet ilahi itham ediyor. Bak, merak hastalığı ziyadeleştirdiği bir. İki, hikmet ilahi itham ediyor. Ya lan nereden geldi ya? Allah sana soracak yani. Hikmet ilahi itham ve rahmet ilahi tenkit ve Halik-i Rahim'inde şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Bir daha dinliyor muyuz abiler? Tamam, bak şimdi. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi merak bir hastalığı ziyade ediyor. İki hikmet ilahi itham ediyor. Üç rahmet ilahi tenkit ediyor. Dört Halik-i Rahim'inde şekva hükmünde oluyor. Bu sefer aksi maksadıyla tokat yer hastalığını ziyadeleştirir. Evet nasıl ki şükür
nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva, hastalığı, musibeti tezid eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Merak kendisi hastalıktır. Bak, hocam, Nurcu olsaydı abi derdi. Hocam, iyi, bir sorun yok. Ama merak ettim, onun için uyandırdım. Bir daha söylüyor. Acaba ben hep böyle olacak mıyım, hasta olacak mıyım tekrar? Olmayacaksın, olmayacaksın. Hadi yat. Tamam. Merak kendisi neymiş? Hastalıktır. İfrat modu. Onun ilacı nedir? Merak, merak kendisi hastalıktır. Peki onun ilacı nedir? Hastalığın hikmetini bilmektir. Merakı ifrattan vasata getiren hastalığın, o merak var ya merak, merak kendisi bir hastalıktır. Onun ilacı nedir? Hastalığın hikmetini bilmek, merak hastalığının çaresi budur. Size bir şey anlatayım bununla alakalı. Camı açın istersen, biraz sıcak oldu. Zaten son cümlelerime geldi. Ama çarpmayın, bak şimdi. Biliyorsunuz evliya o kadar şey değil yani, bir veya birkaç esmanda boyutlaşmış. Bak şimdi. Adam bir tanesi evliya, hakikaten olmuş, menkibe değil. Ve evliya, Muhammed'in, Allah'a dua etmiş. Allah'ım şeytanı karşıma çıkar. Allah'ım şeytanı karşıma çıkar. Allah'ım şeytanı karşıma çıkar. Neyse. Çıkartmış biliyor musun Allah? Adam çıktı, benim dedi şeytan dedi. Muhammed sen misin lan dedi böyle, aldı sopayı. Şeytan ne dedi biliyor musun? Beni dayakla, sopayla mı korkutacağını zannediyorsun? Ben cehennemden korkmamışım dedi. Bana da dayak atsan dedi, ben dayaktan mı korkacağım dedi. Yani çünkü Allah ile konuşmadım mı? Hikmet lisanıyla. Cehennemi bilmiyorum. Oradan gelmedi mi? Adem aleyhisselam gibi o da geldi de arkasından geldi adam. Peki cehennemi gördü, cenneti de biliyor. Ve bildiği halde yalan söylüyor, yoktur ahiret diyor. Oradan geldiği halde kendisi. O ki ahiret yok, sen nereden geldin? Peki, evliya ne dedi biliyor musun? Ha, sopayı alınca dedi ki şeytan, ben cehennemden zaten korkmamışım, dayaktan. Senin sopandan mı korkacağım? Şeytan dedi ki ona, Allah görevlendirdi ya, beni dedi ancak marifetle korkutursun dedi. Allah'ı tanıma ile mümkün. O zaman dehşet alıyor. Ha, merak kendisi hastalık mı abi? Hastalık. Onun çaresi ne? Hikmeti ilahiyi, bak, onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Marifet, marifet. Marifet merakın çaresi. Yani enfusi tefekkür, bedenden sıyrılmak. Bedensel dayatmalardan, şehvetten, öfkeden, gadaptan, hasetten, lider olmaktan, şöhretten, zengin olmaktan, yattan, kattan, avrattan kurtulmanın şeyi bu bedensel dayatmalardır. Bundan kurtulmanın yönü enfusi yaşamak, enfusi geçmektir. O da marifetle mümkündür. Yani ustad burada diyor ki merak kendisi hastalıktır, onun çaresi hikmet-i ilahi bilmektir. Madem hikmetinin faydasını bildin, o mehremi meraka sür, kurtul. Ah yerine, ah, ah yerine, oh be de, va esefa yerine, elhamdülillahi ala külli hal söyle. Her halime sivel küfrü ve dalal. Levalar da geçiyor değil mi? Peygamberimize soruyorlar. Nasılsınız ya Resulallah? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfrü ve dalal. Dalalet ve küfürden hariç her halime hamdolsun. Mesela bir kaydı da söyleyeyim bununla alakalı. Birisi birisine çok fena kızıyor. Bunu nasıl yaptı dedi ya. Tamam. Çok fena kızıyor. Kızdı daha kendisini görmedi. Kızmaya gidiyor. Bunu nasıl yaptı ona soracağım şimdi diyor. Tamam. Ben de arabadayım. Söylenip duruyor, bağırıyor. Yakınına
Ondan sonra biraz sakinleşti daha, epey mesafe ya. He dedi, hoca dedi. Yani bunu yaptığı yanlış, yanlış değil mi dedi ya. Araba kullanırken. Dedim ki, içinde, bunu unutmayın ama lazım olur. İçinde haram olmayan her şey, bak, içinde haram olmayan her şey mubah ve helaldir. Onun için keşke deme. Bak, haram olmayan şey helal ve mubahtır, ondan pişman olma. Namazını kıldıktan sonra tuvaletin bile ibadete geçiyor. Bak, haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Bir daha söyle dedi ya, araba söyleyelim. Dedim ya, bunun yaptığı haram mı? Yok dedi. Haram olmayan bir şey, her şey, bak içinde haram olmayan bir her şey helal ve mubahtır. Ondan pişman değil. Geçmişimizdeki günahın da panzeri tövbedir. Keşke değildir. Tövbe. Ondan sonra ne demiş bak, Peygamberimiz Aleyhisselam'a soruyorlar. Nasılsınız ya Resulallah? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfrü ve dalal. Dalale, küfür, hariç, her halimize hamdolsun demiş. Peki. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.